Efendim, misafiriniz geldi. Buyursunlar. Merhaba Altancığım. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni sabahın bu saatinde buraya? Ben İstanbul'da olduğunu bile bilmiyordum. Uçaklar iner inmez seni aradım. Ne içersin? Hiçbir şey Altancığım. Hemen çıkacağım. Başına kötü bir şey mi geldi? Ne oldu? Yok. Benim başıma kötü bir şey gelmez biliyorsun. Taner mi bu? Evet. Taner. Kocaman oldu kerata. Çok özlemişim. Londra'daydın. Çocuk orada okuyor. Buraya gelip çok özledim diyorsun öyle mi? Vallahi ne desen haklısın. Ama işler güçler senin de başında. Sen de farkındasın. Ne yapalım biliyor musun? Hı. Taner'i arayalım. Hatta görüntülü arayalım. Dönünce ben onunla Londra'da buluşurum. Bu saatte? Evet. Uyanmıştır sanırım. Arayalım bakalım. Taner, günaydın oğlum. Baba ne oluyor? Ne olacak? Hani Damla Hanım vardı ya. Baba. Taner'cim endişe edecek bir şey yok. Seni bu beladan kurtarmak için babanın yanına geldim. Taner. Otur Altan. Çabuk bana ne olduğunu söyle. Altan otur, otur. Alparslan Çakır Beyliği almak için buradayım. Tabii oğlunun hayatı karşılığında. Kimin adını alacakmışsın Alparslan Çakır Beyliği? Ünal Kaplan adını. Ünal Kaplan öldü. Alparslan onun varisi. Her şeyi ona bıraktı. Sana bunları kim yaptırıyor? Asıl sana bunları kim yaptırıyor Altan? Murat! Altan seni çağırıyor. Murat. Damla Hanım, Alparslan Çakırbeyli'nin avukatı. Kendisini hemen ona teslim et. Efendim, şu anda çok da teslim edilecek bir halde değil. Murat'la mı uzun uzun konuşmak istersin yoksa oğlunla mı? Sana ne diyorsam onu yap Murat. Peki efendim. Damla. Taner'e bir şey olmayacak. Eğer olursa. Alparslan güvende olduğunda oğlun seni arayacak. Çıkar ceketini. Anlamadım. Ne diyorsam onu yap, çıkar ceketini. Hayır.
Sen kimsin? Avukatın. Seni kim gönderdi? Ünal Bey gönderdi diyelim. Anlamadım. Yolda anlatacağım. Nereye gidiyoruz? Evine. Yok. Ben böyle gidemem eve. Şu anda tek güvenli olacağın yer orası. Hadi Alparslan gidelim. Hadi. Senin bu halde burada ne işin var Haşmet? Ne varmış benim halimde? Koşmaya gitmeyeceğiz Hızır. Ölmeye gideceğiz. Eyvallah. De. Sen sıranı sağmışsın. Şimdi sıra bizde Haşmet. Hakan'ın indirdiği kansızın kimlerden olduğu ortaya çıkmadı. Ama benim tahminim belli. Bence de öyle. İki dakikaya ortaya çıkar geberirler zaten. Bunlar kafayı yemiş. Konumuz ben ya da Meftunlar değil. Konumuz Alparslan. Ha sen ha kardeşim. Behzat zaten burada. Olur da biz olmazsak ya da firari olursak. Baba. Kapıdan haber geldi. Alparslan giriş yaptı diye. Asiye. Amca, avukatımız Damla Hanım. Avukatımız derken, nereden avukatımız? Merhaba İlyas. Merhaba. Madem en değerlimizle geldiniz Damla Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Nasıl oldu Damla Hanım? Bir anlatın da biz de rahat edelim. Ben rahmetli Ünal Bey'in özel avukatıyım.
tüm işlerine ve ilişkilerine hakimim. Sizden bize hiç bahsetmedim. Yurt dışındaki hukuksal ve finansal işlerini uzun süredir ben yürütüyorum. Yaşınız bunun için genç değil mi? Tecrübe açısından söyledim. Ben onun bursuyla okudum. Beni o yetiştirdi. Yani Allah rahmet etsin tabii de. Yani biz bu Alparslan meselesini pek anlayamadık. Yani bir avukatın gidip o işkenceden Alparslan'ı kurtarması nasıl mümkün oldu? Biz hepimiz bunu merak ediyoruz şu anda. Değil mi İlyas? Şimdi Damla Hanım, teşekkürümüz sonsuz. Ama merakımız da tabii bir o kadar büyük. Anlatayım İlyas. Ünal Bey her şeyini Alparslan'a bıraktı. Tüm servetini, işlerinin yönetimini, aynı zamanda yurt dışındaki ilişkilerini de. Anladık. Ünal Bey'in yurt dışı ilişkileri kendi hayatını kurtaramadı. Aynı ilişkiler Alparslan'ı kurtardı. Onu anlamadık Damla Hanım. Ünal Bey başına gelecek şeyi biliyordu. Bu yüzden tüm hazırlıklarını yaptı. Bu doğrultuda önlemlerini aldı. Misafirimize ne ikram edelim? Kusura bakmayın, hepimiz birden sizi sorgular gibi olduk ama. Rica ederim Ömürcüğüm. Ben şimdi bir şey almayayım. Alparslan kendini toparlasın. Ben sonra tekrar sizleri ziyaret eder, tüm detayları anlatırım. Buyurun, ben size yol göstereyim. Sevinirim. Benim size özel mesajım var. Behzat. Kimse kim? Alparslan'ı tutmuş getirmiş. Başımızın tacı. Ya tamam abla, bir şey demedik. Biraz pervasız geldi bana. Yanlış mı düşünüyorum abi? Yani... Kimdenmiş bu özel mesaj? Eşinizden. Hangi eşimden? Aşk olsun. Ceylan dedi ki o kızdan uzak duracakmışsınız. Şimdi anlaşıldı. Teşekkür ettiğimi söyle. Görüşmek üzere. Var iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende var iki cihan, ben bu cihana sığmazam.